Kara Murat Akçin kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu hazırlamam tam 8 saatimi aldı. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açıp bana destek verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler, iyi seyirler. 17 Haziran 1930'da İstanbul'da dünyaya geldi Adile Naşit. Ben ne kül yutmaza benzerim, ne Akile ne de Kel Mahmud'a. Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası komedyen Komiki Şehir Naşit, annesi de tiyatro oyuncusu Amelia Hanım'dır. Hanımefendi ne öğretmeni? Tarih müfettiş bey. Tarih mi? Evet. Babası öldükten sonra okulunu bırakan Adile Naşit, 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girdi. Devam edin anlatmaya efendim. Edeyim. Ne anlatayım? Neredesiniz? Aa, bu da laf mı? Sınıftayız. Halide Pişkin'in grubunda Her Şeyden Biraz oyunu ile İstanbul turnesine çıkan Adile Naşit... Hayır efendim, tarihten neredesiniz? Neredeyiz? Balkan Savaşı. Balkan Savaşı'ymış. Sonradan Muammer Karaca'nın tiyatrosuna girdi. Evet. 1912 yılında... 1900 kaçtı? Bana mı sordunuz? Hayır, ona sordum. 1948-1951 yılları arasında komedyen Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte kurdukları toplulukta çalıştı. 1912 yılında. 1912 yılındaymış. Dört Balkan devleti birden savaşa başladı. Dördü birden savaşa başlamış. İlk eşi Ziya Keskiner ile 1950'de evlendi. Ayrıca eşi de kendisi gibi tiyatro sanatçısıdır. Hocam. Buyurun müfettiş bey. Müsaadenizle bir iki sual sormak istiyorum arkadaşlar. Ne yapalım, sorun. Evet, evet. Ve bu evliliğinden Ahmet adında 1951'de bir oğlu olur. Sen, kalk ayağa. Ben. Yavrucuğum, kimdir bu Balkan devletleri? Ahmet ilkokul ikinci sınıfa geldiğinde rahatsızlanır, kalbi doğuştan deliktir. Tarih 16 Haziran 1966'da, tam da annesinin doğum gününden bir gün önce biricik oğlunun ölüm haberini alır. Adile Naşit 15 yaşında oğlunu kaybetti ve bir daha kendi doğum gününü kutlamadı. Kim miydi? Vallahi bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Aslında kim oldukları belli değildi. Sonradan 1954'te döndüğü Muammer Karaca tiyatrosunda 1960'a kadar çalıştı. Ne diyor bu hocam? Hep belli değilmiş. Belli olmayan ne? Balkan devletleri canım. Bu devletler gayet geniş olur. Kaç tanedir? 1961'de eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit ile birlikte kurdukları Naşit Tiyatrosu dağıldıktan sonra... Oo, çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim, ben söyledim 100-150 tanedir diye. 1963'ten 1975'e kadar Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda çalıştı. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştü. Ne anlatıyor bu? Vallahi gayet iyi anlatıyor. Aferin Şaban. 1976'da İşte Hayat filmi ile Altın Portakal Film Festivali en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Savaşa gel, savaşa! Hayrola, savaş mı çıktı? Allah korusun, hemen gidip ekmek alayım. Oğlum, Balkan Savaşı, Balkan! Ha, Balkan Savaşı. Hababam Sınıfı film serisindeki Hafize ana rolüyle ün kazandı. Bu çok müthiş bir savaştı. Ortalığı kan götürüyordu. Yaralılar inim inim inliyorlardı. Vah zavallılar. Bari biri çıksa da şunları hastaneye götürse. Tek çocuğu Ahmet'i kaybettikten sonra iyice çocuklara yöneldi Adile Naşit. TRT 1'de 1980 yılında Uykudan Önce isimli çocuk programıyla birlikte Masalcı Teyze diye anılmaya başlandı. Masal ve öykü anlattığı bu programda tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi görmüştür. Bırakın hastaneyi, savaşa devam! Hastaneyi bırakıp savaşa devam ettiler. Çocuklar ortalıkta perişan baba baba diye bağırıyorlardı. Vay yavrularım! Birinci evliliği Ziya Keskiner'in Temmuz 1982'deki ölümünden sonra 16 Eylül 1983 tarihinde İkinci evliliği Cemal İnce ile evlendi. Birden atlılar çocukların üzerine dört nala gelmeye başladılar. Çekin çocukları aradan. Çekemiyorum, atlılar geliyor. Kim koydu o çocukları savaşa? Vallahi ben koymadım ya. Adile Naşit canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985 ve 1986 yılında yılın annesi onur ödülüne layık görüldü. Gitti.
Münir Özkul ile beraber oynadığı filmlerle Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden oldu. Limon! Tilki! 11 Aralık 1987'de doğduğu şehir olan İstanbul'da 57 yaşında kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybetti. Anne. Neredeyse kendi evlatlarımı tanımayacaktım. Hadi ne duyuyorsun kız? Çağır kardeşlerini. Canım yavrum. Hadi durma hadi. Gelin kardeşlerinizle tanıştırayım. Allah şükür bugünleri de gördüm.